Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde zamanı ölçme konusunu ele alacağız. Zamanı nasıl ölçüyoruz? Saatlerle ölçüyoruz. Saatleri okurken tam ve yarım saatleri nasıl okuruz? Bu konuyu ele alacağız sevgili öğrenciler. Evet, konuya geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapıyorsunuz. Biliyorum, teşekkür ederim. Aynı zamanda da abone değilseniz lütfen abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, konumuza başlayabiliriz sevgili öğrenciler. Saatlerin üzerinde sevgili öğrenciler, iki kalın çubuk vardır. Gördüğünüz gibi siyah kalın çubuklar. Saatin üzerindeki kısa çubuğa akrep diyoruz. Uzun çubuğa ise yorkovan diyoruz. Evet, bakın. Kısa çubuk, uzun çubuk. Kısa çubuk akrep, uzun çubuk yelkova. Kısa olan, yani akrep dediğimiz saati gösterir. Saatin kaç olduğunu gösterir. İlk önce akrebin gösterdiği sayıyı okuyoruz. Yani örnekteki gibi, gördüğünüz gibi. Akrep hemen okumazsak akrep bizi gıdıklayabilir. Bakın akrep resmi koydum orada gördüğünüz gibi. Evet, uzun çubuk. Bu uzun çubuğa da Yelkovan diyoruz. Benim adım Yelkovan. Boyum uzundur. Ben dakikayı gösteririm. Akrep okuduktan sonra beni okumalısın diyor. Yani önce akrep okuyoruz. Sonra da ne yapıyoruz? Yelkovan okuyoruz. Buradaki yelkovan 12'nin üstünde olduğu için 12'nin üstünde olduğu zaman yelkovan tam saat diyoruz buna sevgili öğrenciler. Yelkovan 6'nın üstünde ise de buna buçuklu saatler, yarım saatler diyoruz. Evet, şimdiki saatimiz 3. Tam 3. Tam saatlerde yelkovan her zaman 12'dedir sevgili öğrenciler. 12'nin üstünde ise uzun çubuk. Bunlar tam saattir. Mesela bakın yelkovan 12'nin üstünde. Akrep 11'in üstünde. Buradaki tam saatimiz kaç? Tabii ki saat tam 11'dir. Evet. İkinci resmimizdeki akrep 8'de, yelkovan 12'de. Saat tam 8'dir. Tam saatler okurken sevgili öğrenciler, biri uzun, biri kısa olmak üzere iki tane çubuk bulunuyor. Biraz önce de söyledim. Kısa çubuğa akrep, uzun çubuğa yelkovan diyoruz. Önce akreptekini okuyoruz. Yalnız yelkovan 12'de olduğu zaman hiçbir şey belirtmemize gerek yok. Direkt akrepteki saat 3 dedi. Onu dememiz yeterli. 12'deki yelkovan 12'de olduğu zaman herhangi bir şey belirtmemize gerek yok. Evet, tekrar hatırlatalım. Kısa çubuk akrep saatini. Uzun çubuk yelkovan ise dakikaları gösterir. Yelkovan saat başlarında her zaman 12'dedir. Evet, yukarıdaki saate baktığımızda saat 3'tür. Evet. Şimdi örneğimize bakalım. Saat kaç acaba? Hemen akrebe bakıyoruz. Akrep kaçı gösteriyor? 1'i gösteriyor. O zaman saat 1. Evet, yine bir örneğimiz var. Saat kaç? Akrep neyi gösteriyor? Ok. 2'yi. 2. Hep akrebe bakıyoruz. Saat 3. Peki şimdi kaç? Akrep 4'ü gösterdiğine göre saat 4. Bakın akrep 5'i gösteriyor. Saat 5. Akrep 6'yı gösteriyor. Yelkovan 12'yi. Saat 6. Şimdi bundan sonrakiler size bırakıyorum. Hadi bakalım. Kaç? Evet, aferin size. Tabii ki saat 7. Saat 8. Saat. Evet, aferin bildiniz çocuklar. 9 tabii ki. Saat 10. Saat 11. Bakın saat 12'ye dikkatinizi çekiyorum sevgili öğrenciler. Akrep ve yelkovan üst üste. Gördünüz mü? İkisi üst üste saat tam 12'yi gösteriyor. Ve şimdi yarım saatleri yani buçuklu saatler de diyoruz. Bunu nasıl okuyacağız? Ona dikkat edelim.
Akrep iki sayının tam ortasındadır. Mesela burada akrep 1 ve 2'nin ortasında. Yelkovan da her zaman altının üzerindedir. Yelkovan altının üzerinde ise yarım saatler, yani buçuklu saatler var, okuruz o zaman. Akrep 1 ve 2'nin ortasında Yelkovan da 6'yı göstermektedir. Akrep 1 ve 2'nin ortasındayken küçük olan sayıyı önce okuyoruz. Yani 1 ve 2'nin ortasında bir küçük olan sayı hangisi? 1. O zaman önce küçüğü okuyoruz. 1. Sonra da Yelkovan 1'in üstünde, 6'nın üstünde olduğu için buçuk diyoruz. 1,5. Buna saate 1,5 diyoruz ya da 1,30 da diyebiliriz. Evet, şimdi bir örneklerimize bakalım. Bakın 1 ve 2'nin arasında 1,5 dedik. Şimdi 2 ile 3'ün arasındaysa küçük olan sayıyı söylüyoruz. 2,5 ya da 2,30. Evet, şimdi akrep 3 ile 4'ün arasında, yelkovan her zaman altının üzerindedir. Buçuklu saatlerde sevgili öğrenciler, 3,5 ya da 3,30. 4,30 ya da 4,5. 5,5 ya da 5,30. 6,5 ya da 6,30. 7,5 ya da 7,30. 8,5 ya da 8,30. 9,5 ya da 9,30. 10,5 ya da 10,30. 11,5 ya da 11,30. 12,5 ya da 12,30 sevgili öğrenciler. Her zaman önce iki sayının arasındaysa akrep küçük olan sayıyı söylüyoruz. Buçuklu saatlerde yelkovan her zaman altının üzerindedir. Tam saatlerde yelkovan 12'nin üzerindedir. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler.